Bakar mısın? Bakar mısın? İstanbul'dan gelen Türk avukatı siz misiniz? Evet, benim. Panayit! Panayit! Yeriniz hazır. Daha önce sizin için bir oda ayırttılar. Ve bir de mektup bıraktılar. Verin. İşte omurgara o zaman kalakasını Drakula. Sevgili dostum, sizi karşılamaya gelemeyeceğim. Otelciye tembih ettim, size bir vasıta temin edecek. Bu Kovino yolu üzerinde Burga Boğazı'nda hususi arabam bu gece saat 2'de sizi bekleyecek ve alıp bana getirecek. Selamlar, kontra. Bu mektubu size kontrakula mı bıraktı? Evet. Kuzum, kimdir bu kontrakula? Bilmiyorum Türk efendi, hiçbir şey bilmiyorum. Peki ya siz de bir şey bilmiyor musunuz? Bilmiyorum. Peki, kont bana bir vasıta bulmanızı size tembih ettiğini yazıyor burada. Evet ama hiç kimse kontun arazisine gitmek istemiyor. Neden? Kasaba beni de kutunabiliyor. Bir de onun şoförüyle konuşayım. Bol para verirseniz belki razı olur. Peki, istediği parayı veririm. El verir ki gece saat 2'de beni oraya götürsün. Bak. Niçin hiçbir arabacı kontun arazisine gitmek istemiyor? Bu gece siz de gitmeseniz iyi edersiniz. Niye? Bugün kanunun evlenin 14'ü. Gece saat tam 12'de dünyadaki bütün uğursuz mahluklar, kötü ruhlar serbest kalacak. Her yere hakim olacaklar. Hem nereye gittiğinizi, neye doğru gittiğinizi biliyor musunuz? Evet, biliyorum madem. Drakula şatosuna. Kont Drakula'nın hususi avukatlığını beruhte edeceğim. Ah Türk efendi, ne olur bu işten vazgeç. Benim de tıpkı senin gibi bir oğlum vardı. Gözleri dinlemediği için geçen sene bugün fena ruhların gazabına çarpılarak öldü. Seni üzülme madem. Ben Allah'ıma inanıyorum. Fena ruhlar bu iman karşısında bana hiçbir şey yapamazlar. 10.000 lirayı verirseniz sizi götürecek. Öyleyse hemen hareket edelim. Burgo Boğazı ne kadar süre? 2 saat kadar bir şey. İyi öyleyse, biraz dinlenmek için vaktim var demektir. Efendim, şimdi hareket etsek fena olmaz. Ne? Gece yarısı o uğursuz herifin topraklarında bulunmak. Şimdi hareket edersek 8'de orada oluruz. Halbuki benim randevum gece saat 2'de, ben o zamana kadar ne yaparım? Uzatma, sana 1.000 lirayı da bahşiş veririm. Peki, ne yapalım? Allah sonumuzu hayır etsin. Bavullarınız otomobile yerleşti. Merci madam. Drakula şatosuna gidecek adam var mı? Sizi bekleyen kimse yok. Olsun, ne yapalım, bekleriz biraz. Bekliyorum. Efendim, yaşamadı be. Thank you.
Hoş geldiniz. Buyurun. Kont Drakula'ya mı teşekkür? Müsaade edin. Vakit çok geç. Hizmetçilerim de burada değil. Bırakın da istirahatinizi ben temin edeyim. Beni takip edin, odanız yukarıdadır. Bu saate güvenmeyin. Zira şatoda zamanın kıymeti yoktur. Dinlenmek ve elbise değiştirmek istersiniz. İşiniz bittiği zaman yandaki salona gelin. Size yiyecek bir şeyler hazırladım. Arkadaşlık edemeyeceğim için özür dilerim. Çünkü daha evvel yemiştim. Nasıl, seyahatiniz iyi geçti mi? Teşekkür ederim. Yalnız merak ettiğim bir şey var. Buraya geleceğimi duyan vatandaşlarınız bir hayli korkup telaş ettiler. Buranın ahalisi biraz tuhaftır. Her şeyi gözlerinde büyütürler. Bu yüzden de beni ecdadım Bolyo'da Drakula gibi zalim zannederler. Halbuki böyle olmadığını siz de görüp anlayacaksınız. Müdürünüz nasıl? Maalesef biraz rahatsız. Onun için bu seyahati ben yapmak zorunda kaldım. Lazım olan evrakı getirdim. Yarın takdim ederim. Pek güzel. Gece çocukları, ne güzel bir musiki dinletiyorlar. Ah siz şehir çocukları, avcıların hayatını hiç anlayamazsınız. Şüphesiz siz de yorgunsunuz. İyi uykular dilerim. Yarın akşama kadar benim başka yerde işim var. Maalesef görüşemeyeceğiz. Allah rahatlık versin.
kapıları kurcalamak daima tehlikelidir. Anlamadım. Ne demek istiyorsunuz? Efendim, Kont Hazretlerinin emirlerini yerine getiriyorum. Kont nerede? Bir müddet şatoda bulunamayacağım, beni beklemeniz Trakula. Arzu ederseniz kütüphaneye çıkın. İşte anahtarı odanızın yanındadır. Teşekkür ederim. Hem bir dakika. Buraya ayak bastığım andan beri hep acayip hadiselerle karşılaştım. Herhalde bunlardan senin de haberin vardır. Burası sizin memleketinize benzemez. Adetleri, itikatları ayrıdır. Burada yaşayan köylüler senede bir gece, yani dün gece, bütün habis ruhların, cinlerin, hortlakların, cadıların serbest kaldığına itikat ederler. Biraz durun. Buraya gelirken rastladığım bütün insanlar Trakula'nın isminden dahi dehşete düştükleri halde sen nasıl oluyor da ona uşaklık edebiliyorsun? Beni dinleyin. Bu işlere kaçmasanız daha iyi olur. Sonra müsaade ederseniz size ufak bir tavsiyede bulunayım. Sakın odanızdan başka bir yerde uykuya dalmayınız. Çünkü bu harap şato pek büyük hadiselere sahne olmuştur. Uyuyacak yerleri iyi seçemeyenler korkulu rüyalarla rahatsız olurlar. Şayet başka bir yerdeyken uykunuz gelecek olursa hemen odanıza veyahut da kütüphaneye dönün. Teşekkür ederim. Sevindim. Çünkü burada size alakadar edecek çok şeyler var. İstanbul'a gitmeye karar verdiğim günden beri Türkçe kitaplardan epey istifade ettim. İstanbul'da satın aldığınız konakların tapularını ve diğer evrakı getirdim, buyurun. Teşekkür ederim. Müdürünüz Rıfat Bey'e veya başka birine mektup yazdınız? Hayır. Bilmem, daha evvel de söylemiş miydim? Bizim burada posta idaresi çok kötü bir şekilde çalışır. Onun için dostlarınıza göndereceğiniz mektupları onların eline geçmesini istediğiniz tarihten 10 gün evvel yazmanız lazımdır. Bundan haberim yoktu. Öğrenin diye anlatıyorum. Sizin buradaki işiniz fazla sürmeyecek. Bu bakımdan hareket zamanınızı 3 mektupla şimdiden yazıp yakınlarınıza bildirmeniz. 3 mektupla mı? Evet. Ayrı ayrı tarihli 3 mektupla. Neden ayrı ayrı tarihli? Size söyledim ya, bizdeki posta idaresi maalesef pek bozuk düzen işleyen bir teşkilattır. Peki, mektuplarını ne şekilde yazmamı istiyorsanız söyleyin. Sizin zeki bir genç olduğunuzu zaten anlamıştık. Birinci mektubunuz, buradan birkaç güne kadar hareket edeceğiniz şeklinde olacak ve şatonun adresini taşıyacak. 12 kanun evvel tarihini koyacaksınız. İkinci mektubunuz, yarın şatoyu terk ettiğinizi bildirecek ve 19 kanun evvel tarihli olacaktır. Üçüncü mektubunuzsa 29 kanun evvel tarihli olup Bistriç kasabasındaki otelden gönderilecek. Bunları yarına hazır etmenizi rica ederim. Madem ki öyle istiyorsunuz peki... Yolunuzu kesmemeye dikkat ediniz.
Böyle şeyler bizim memlekette çok tehlikelidir. Şimdilik affınızı dilerim. Görülecek bazı mühim işlerim var. Ne kadar güzeldi adam. Senelerden beri elime böyle bir fırsat geçmemişti. Nasıl cüret edip de bana ait olan bir adama dokunuyorsun? Ben sana ona el sürme demedim mi? Kızma. Senin de sıran gelecek. Yalnız evvela ben. Hadi şimdi git. Bana bu gece için bir şey yok mu? Oh. 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 Ne oldu bana? O kız nerede? Uşağım size kapalı kapıları kurcalamanın tehlikeli olduğunu söylemişti. Başım. Herhalde korkulu bir rüya görmüş olacaksınız. Oh. Oh. Ah. Oh. Ah. Ümit ederim ki bu geceki hadiselerden ders almışsınızdır. Herhalde bundan sonra size tavsiye edilmiş şeylere rahat edersiniz.
Bugün geç kalktınız. Ne oldu bana dersin? Muhakkak korkulu bir rüya görmüş olacaksınız. Kont hazretlerin mektupları istediler. Daha yazmadım. Oo, sakın ihmal etmeyin. Dinleyin. Hemen yazsanız iyi edersiniz. Çünkü kont hazretlerini kızdırmaya gelmez. Hazır, buyurun. Üzüm Arsoy. Hani şu baş ucunuzda resmi bulunan güzel hanım mı? Evet, o. Buyurun. Buyurun, buyurun. Ne, hoşuna mı gitti? Al, senin olsun. Al, 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 senin olsun. Batıl addedilen hortlak efsaneleri bugün bile hala Balkanlarda ve bilhassa Karpat dağlarıyla muhat arazide meskun birçok insanlar tarafından derin bir imanla kabul edilmektedir. Bilhassa Transilvanya folklorunda Dragula veya Kasıklı Voyvoda ismi orada yaşayan birçok kimseler dehşetten titredir. Çünkü bugün şurası sabit olmuştur ki iyinin izah edememesine rağmen öldükten sonra yaşayan ve kan emen hortlaklar mevcuttur. Bugün dahi Romanya köylüleri buna inanırlar. Eski Kont Dracula'nın şatosunda hala yaşayanlar bulunduğunu iddia ederler. Hortlakların bütün gıdasını kurbanlarının kanları teşkil eder. Fransa'da vampir dedikleri bu cins mahlukların köpek dişleri kan gördükleri zaman fevkalade sivrilir. Ve kurbanların şah damarlarını açarak oradaki kanı emerler. Romanların Dracula dedikleri hortlak 20 insan kuvvetindedir. Ve pelerin sayesinde şekil değiştirmek, kalıptan kalıba girmek gibi bir sürü kabiliyete aitsin. Bir hortlağın kanını emdiği insan, kadın olsun, erkek olsun, yeni bir hortlak namzedidir. Bunlar tıp ölçülerine göre öldükleri halde geceleri mezarlarından çıkarak kanını emecek kurbanlar ararlar. Buldukları avları da hemen kendi hüküm ve iradeleri altına alıverirler. Hortlakları öldürmek hem çok kolay hem çok zordur. Onlara tabanca bıçak kar etmez. Bir hortlağı ancak bir daha dirilemeyecek hale getirmek için şu hususlara dikkat etmek lazımdır. Yeah.
İşim var burada. İstanbul'a gidecek sandıklar için adam tedarik ettin mi? Yarın sabahleyin gelip alacaklar. Öyleyse hadi defol buradan.
Size bir mektup var yüzünden. Teşekkür ederim. Yavrakuz Kenneval 1939 Bistriç Oteli. Sevgili Gülsüm, buraya ancak bu sabah gelebildim. Yarın treni İstanbul'a hareket edeceğim. Şimdilik fazla yazamıyorum. Geldiğim zaman bol bol konuşuruz. Güzel gözlerinden ve dudaklarından öperim. Azmi. Bırakabilir miyim Gülü? Arabam aşağıda, kendim gidebilirim. Ne için benden kaçıyorsun Gülü? Seni ne kadar sevdiğimi biliyorsun. Benim evli bir kadın oldum ve kocamı hiçbir zaman aldatmayacağımı bilmiyor musun sen? Hala mı bu koca hikayesi? Neden hikaye oluyor? Ay sonunda kontratım bitiyor. Sahneden ayrılıyorum artık. Demek daha bir ay vaktimiz var. Yalnız... Çekil! Defol buradan! Sersem, sırnaşık, sulu herif! Bir daha da odama ayak basma benim! Alo? Evet, benim! Vallahi unutmadım! Ben seni kaç kere aradım! Küçük hanımı evde bulabilirsen bul! Bilirim, yarın provada yok, oyunda! Mersişa'da. Ama kalamam, imkanım yok. Peki Şah'dan, yarın akşam gelirim. Dediğin olsun, birkaç gün kalırım. Peki canım, güle güle. Demek damadınız Azmi Bey neredeyse memlekete dönüyor. Evet teyzeciğim, bugün Romanya'dan hareket ediyor. Gözün aydın kızım, inşallah yakında Şadancımızın düğününü de yaparız. Enişten bana ne zaman tanıtacaksın Şadan? Buraya gele gel not. Resmini göstersene. Aman anne şimdi... Aa, hadi git getir canım. Aman kızım, seni Allah gönderdi. Şadan'ı mahsus yukarı yolladım. Bizim kıza bu son günlerde bir hal geçmiş olsun teyzem, nerede acaba Şadan'ı? Eski hastalığı yüksetti yine. Gecelerin uykusunda kalkıp dolaşıyor. Tam emlileceği sırada duyulursa ne yaparız? Çok üzüldüm teyzeciğim, bari bir doktora gösterseydiniz. Şadan'ın bundan haberi yok ki. Nasıl götürürüz? Ya duyulursa? Şimdilik ben kalkarsa hissettirmeden tekrar yatağına yatırıyorum. Ama daha fazla dayanamayacağım ki. Biliyorsun, benim de kalbim var. Fazla heyecana gelemiyorum. Bir gece tıkanıp kalacağım diye korkuyorum. Saklasın teyzeciğim. Aman kızım, bana yardım et. Geceleri onu sık sık yoklamayı ihmal etme. Emi benim güzel evladım. Olur teyzeciğim. Oh, gel bakalım evladım. Neredesin? Göreceğimiz gel. Hem de öyle, ama babamın rahatsızlığını biliyorsunuz. Bugün biraz iyice de ondan gelebildim. Sizi tanıştırayım. Turan Bey, Şaban'ın nişanlısı Güzin Hanım. O da benim kızım sayılır. Ben Güzin Hanım'ı tanıyorum. Tanıyor musunuz? Sizin gibi meşhur bir dansözü kim tanımaz? Öyle mi? Benden resmini istediniz, kendisi gelmiş. Hoş geldin Turan. Hoş bulduk canım. Sizler salona geçip konuşun, ben de şu sofrayı kaldırayım. Size yardım edelim. Daha ilk gün seni hizmete koşayım da yarın sabah karanlıkta kaçasın değil mi? Yağmurun, dur bakalım birkaç gün geçsin de sonra. Ne var Güzin, rahatsız mısın? Yok, hayır. Kocam için üzülüyorum. 10 gün evvel mektup aldım. Fakat kendisi hala gelmedi. Başına bir iş gelmesinden korkuyorum. Merak edeceğimi bile bir haber vermeliydi. Üzülme kardeşim. Yakında gelir inşallah. Belki işleri bitmemiştir de ondan gecikmiştir. İnşallah. Bu kadar üzülecek bir şey yok. Hadi gel dışarıya çıkalım. Canım deniz kenarına gitmek istiyor. Hem sen de bütün gün evde kapalı kaldın. Biraz hava almış olursun. Peki, olmaz şekerim. Bunlar ne getiriyor böyle?
anlayalım. Ay canına ama... Baba nedir bunlar? Nereden geliyor böyle? Anlamadın ki abla, sivri akıllının biri çarap çömlek yapmak için ta Romanya'dan buraya kil göndermiş. Tayfalar bu toprakları uğursuz sayıyorlar. Motor Varna'dan buraya gelinceye kadar işlerinden iki kişi kaybolmuş. Pek alakası yok ama hepsi korkuyor. Biri sanki beni gayri ihtiyar buraya gelmeye zorlu. Gözün, benden bir şey saklıyorsunuz. Biliyorum, bende bir anormallik var ama... ...ne olduğunu bir türlü anlamıyorum. Hele geceleri ben uyumadan yatmak istemezmiş gibi oturup yazı yazıyorsun. Niçin, neden? Bunu neden saklıyorsun? Ne olur Gözün, yalvarırım sana. Bana bunun sebebini söyle. Hayır Şadan, benden bir şey saklamıyorum. Ne kadar ısrar etsem boşuna, söylemeye niyetim olmadığı belli. Neredeyim ben? O kızıl gözler.
görmek istemiyorum artık. Korkma canım. Eve dönelim. Annen evde olmadığınızı fark ederse çok üzülür. Şimdi anlıyorum. Benden sakladığınız buymuş demek. Uykuda yürüme hastalığına tutulmuşum. Üzülme canım. Ben doktora sordum. Evlenince geçer dedi. Bundan evvel hiç dışarıya çıkmış mıydı? Hayır kardeşim, yani evin içine dolaşıyordu. Çadırcım galiba. Ne olur bizim bu olanları anneme anlatmayalım, olmaz mı? Peki, anlatmayız. Ne var doktor? Yemekli bir şey değil. Kuvvetli gıda alıp bol bol uyumanız lazım. Şimdilik bana müsaade. Güle güle doktor. Söyleyin bana doktor, şu adamın nesi var? Görünür bir rahatsızlığı yok. Ama tam saatli bir insan da sayılmaz. Hem kansız kalmış hem de çok yorulmuş. Ama nasıl olur, annesi de ben de istirahatine son derecede dikkat ediyoruz. İşte benim de anlayamadığım bu ya. Telefon numaram sizde kalsın. Anne bir şey olursa haber verirsiniz. Peki doktor. Bir lezzet içinde kendimi kaybettim. Çok yorgunum, uyumak istiyorum. Uyursun kardeşim.
kanaatiniz nedir hocam? Valla bilmem ki, bu kızın gözler yarasa sonra burnundaki yara beni çok düşündürüyor. Ne diyeyim? Bunlar ne olabilir hocam? Tahmin edemeyeceğim kadar mühim bir mesele karşısındayız. Ama şimdilik bana bir şey sorma. Eve gidip notlarımı karıştırmak zorundayım. Şaban'ı burada kime emanet edebiliriz? Hüsnü Hanım. Elimden geleni yaparım. Ben tekrar gelinceye kadar Şaban Hanım'a azami dikkat ve itinayı göstermeniz lazım. Hafif de sabah akşam bu olur. Evet hocam. Müsaade eder misiniz? Tabii kızım. Alo? Evet benim. Tiyatroya mı geleyim? Kızılay için müsamereye mi? Fakat imkansız. Şaban'ı yalnız bırakamam. Hocam, kızın gözler ve yarasa sözleri sizin için bu kadar alakadar ediyor? Bana şimdilik bir şey sorma dedim ya. Bu akşam Kızılay menfaatine bir müsamereye davet ediyorlar beni. Şaban'ı kime bırakacak? Bu gece ben beklerim Gücün Hanım. Çok naziksiniz, oyundan sonra hemen dönerim. Artık bana müsaade hanım kızım. Güle güle efendim. Allah'a ısmarladık. Ne var Rıfat efendi? Azmiye... Geliyor mu? Edirne'deymiş. Ne işi var Edirne'de? Hastanede. Hastanede mi? Nesi var? Tuhaf şeyler sayıklıyormuş. Macar polisleri onu bir şehirde... adeta çılgın bir vaziyette bulmuşlar. Kan emenler, hortlaklar... canavar kadınlardan başka bir şey söylemiyormuş. Doktorlar beyin ummasından korkuyorlarmış. Ben Edirne'ye gidiyorum o halde. Gece yarısı nasıl olur Güzin Hanım? Arabama atlar, derhal hareket ederim. Vazgeçin Güzin Hanım. Yarın sabah gündüz gözüyle yola çıkarsınız. Yarın sabaha kadar beklemeyi tahmin edemem de. Siz de mi geliyorsunuz? Ne zannettiniz ya, patronunun karısını hiç yalnız bırakabilir miyim? Beraber gideceğiz. Birisi bir telegraf var. Ne
bir dakika bile vaktimiz yok. Hasta şu anda sırf kansızlıktan ölecek. Hangimiz kan vereceğiz? Tabii ben hocam, bu vazife bana düşer. Pekala öyleyse. Gidelim. Hazırlığımızı yapalım. Hemen başlamamız lazım. Vaziyet hiç kalmıyor. Telefondaki konuşma beni şüpheye düşürdü. Şaban nasıl? Hocam, Şaban onun nişanlısı. Doktor Naci Beyefendi zannediyorum. Size minnettarım. Yardımla alakanızı Afif anlattı. Şaban'ı ancak siz kurtarabilirsiniz. Biz hepimiz vazifemizi yapıyoruz. Siz de tam vaktinde geldiniz Turan Bey. Hemen söyleyeyim. Şaban Hanım'a kan verecek. Kanımı son damlasına kadar verdiler abi. Bir miktarı kafi evladım. Buyurun, rica ederim. Turan Bey biraz şarap ve meyve ver. Delikanlı, artık size ihtiyacımız kalmadı. Hemen eve gidiniz, bol bol istirahat edin ve yemek yiyin. Peki doktor. Doktor Bey, kızım şifa bulacak mı dersiniz? İnşallah hemşire hanım, siz hiç merak etmeyin. Allah sizden razı olsun. Eksik olmayın. Hadi hemşire hanım, siz de gidip biraz istirahat edin. Peki doktor bey. Buraya gel oğlum. Bak, bunlara ne dersin? Vallahi bilmem ki hocam, hiç bir mana veremedim. Afif, eğer yanılmıyorsan korkunç hadiseler arifesinde bulunuyoruz. Maşallah, sen bugün adam akıllı iyisin Azmi. Sayende karıcığım, bana öyle ihtimamla baktın ki iyileşmeyeyim de ne yapayım? Azmi, hasta olmak hoşuna mı gidiyorsun? Evet, bir bakıma öyle. Yanımdan ayrılmıyorsun, gece gündüz beraberiz sevgilim. Kontratın bitiyor, artık hiç ayrılmayacağız. Sedef'le biraz var Azmi Bey. Hadiseler var, bizi ancak siz tembih edebilirsiniz. İstanbul'a döneceğiniz tarihi Şaban'lara telleyin, mutlaka sizinle görüşmek istiyorum. Doktor Naci Eren. Bu Naci Eren adı bana yabancı gelmiyor, nerede duydum acaba? Türkiye'nin de Orta Avrupa'nın en meşhur sinir hekimidir. Ah, şu bizim Şaban'a bakan doktor olacak. Hortlaklara dair bir de eseri vardır. Tamam, şimdi hatırladım. Güzincimlerin hareket edeceğimizi telleyiver. Yarın mı? Evet, artık iyileştim. Daha fazla kalmamaya lüzum var. İyi ama üç günden evvel çıkamazsınız. Bu sabah doktor bey böyle söyledi. Desene üç gün daha buradayız. Şaban Hanım kızım, bunu boynunuza takacaksınız. Biraz rahatsız olacaksınız ama maksat sarımsak kokusunun bol diye sinmesi. Hadi. Beni dinleyin hanım kızım. Boynunuzdakini sakın çıkarmayın veya bozmayın. O da çok sıcak olsa bile ne kapıyı ne de pencereyi açın. Olmaz mı yavrum? Olur doktor. Peki. Hadi. Biz gidelim abi.
söylesene. Kızıl gözler, o korkunç gözler gene beni çağırıyor. Vakit geçmemiş. Eğer iş ölümle bitseydi ben de Allah'ın dediği olur der bu zavallı mahluku ölüme bırakırdım ama bu çok fena, çok fena. Bari ben de Tuğrul'a telefon edeyim, kayınvalidesinin vefat ettiğini haber vereyim. Aletleri de hazırlar, tekrar kan vermek icap edecek. Evet efendim. Ben de sizi bekliyordum. Söyleyeceğim bazı mühim şeyler var. Buyurun aşağıya dönelim. İşte ben de bundan korkuyordum. Artık ölüyor. Şaban! Şaban kardeşim! Sadece elini tut onun. Bu ona rahatlık verir. Sevgilim, canım benim. Öp beni hayatım. Ne olur seni son defa doya doya öpeyim. Sakın ha! Kendi hayatın ve onun ruhunun selameti namına bunu yapma. Kendine hakim ol evladım. Bütün kriz müddeti en çok bir dakikadır. Şaban! Şabancığım! Güzel, güzel. Gel yavrum. Sevdiğiniz hadiselerin iç yüzü nedir? Küçük çocuklara hasta edecek kadar seven güzel kadın kimdir? Son 3-4 günden beri Eyüp'te ufak çocuklar kaybolmakta. Bunların hepsi küçük yaşta olduklarından bulundukları zaman ifade verememektedirler. Sadece kendilerini seven güzel bir kadından bahsediyorlar. Hepsinin boyunlarında küçük bir kedi veya köpek tarafından açıldığı tahmin edilen diş izlerine rastgele mektebi sabıta işe el koymuş ve tahkikata başlanmıştır. Azmi, fena bir haber mi var yoksa yorgun musun? Yorgunum güzelim.
Sen yine bana neler örüyorsun? Atkı mı yoksa süveter mi? Ne o ne öteki? O halde kendini örüyorsun. Yok, ne sana ne bana. Yakışıklı birini örüyorum. Bir başkasına mı? Kime? Yakışıklı bir insana. 8 ay sonra evinize bir misafir gelecek, onun için. Ne? Kıskandın mı yoksa? Doğrusunu istersen pek anlayamadım. Canım, Azmi, bunda anlamayacak ne var? İkimizin beraber beklediği müşterek yolcumuz. Vallahi anlayamadım, çok aptalım ben. Alo? Buyurun efendim. Evet, benim. Nasılsınız efendim? Hay, olur. Peki, olur efendim. Güle güle. Kim? Doktor Naci Bey. Yarın bize geleceklermiş. Konuşulacak mühim bir mesele var dedi. Nedir acaba? Kim bilir? Dünkü gazetelerde çıkan bu havadisi okudunuz mu bilmiyorum. İstanbul'a gelmiş olan Drakula'yı yok etmeye karar verdikten sonra bu mühim noktanın işaretini lüzumlu görüyorum. Dün akşam okudum Doktor Bey. Peki, bu hususta ne düşünüyorsunuz? Benim Transilvanya'da maruz kaldığım hadisenin aynı. Drakula Şatosu'ndaki isim kitabınızı okumuştum. Şadenoğlu'nun Drakula kanını emdiği için öldüğüne göre şimdi maalesef bir hortlaktır. Eyüp'teki çocukları kandırıp kanını emen de odur. Neler söylüyorsunuz Azmi Bey, çıldırdınız mı? Azmi Bey'in hakkı var Turan Bey. Ama bu korkunç bir şey. Korkunç fakat maalesef hakikat. Bugün de buraya bu mesele için toplanmış bulunuyor. Bunu bir türlü hafızadan almıyor. Hortlakların nasıl yok edildiklerine dair yazılı olan kısım Drakula tarafından koparıldığı için maalesef okuyamamıştım. Bu usta bizi tembih eder misiniz? Bir hortlağı hakiki olarak öldürebilmek için kalbinden geçip toprağa saplanan uzun bir kazıkla yara çakmak, sonra da başını kesip ağzına sarımsak doldurmak lazımdır. Ruhunun sükûne kavuşmasını temin için maalesef Şaban Hanım'a da aynı şeyi yapmamız lazım. Dediklerinizin yapılmasına asla müsaade edemem. Bu korkunç bir şey ama. Korkunç. Fakat hakikati olduğu gibi kabul etmek. Ne dersiniz deyin, ben bir türlü inanamıyorum. Hadiseler sizi ikna edecektir Turan Bey. Dün gazetelerdeki havadisi okul okumaz Afif'le beraber çocukları yatırdıkları hastaneye giderek onları muayene ettik. Ne gördüğümüzü sen anlat Afif. Çocukların boyunlarında tıpkı Şadan Hanım'ın boynundaki gibi yara izleri var. Pek fazla bir şey ifade etmez. Sizi ikna edeceğim Turan Bey. Şaban Hanım'ın mezarını bildiğimiz için itiraf edilmesi nispeten kolay. Drakula'ya gelince iş değişiyor. Barındığı yeri siz öğrenebilirsiniz sanırım Azmi Bey. Tabii öğrenebilir. Drakula'nın İstanbul'daki bütün emlakinin muamelesini o yaptı. Güzel. O halde Azmi Bey, siz konakları bulup anahtarları temin edersiniz. O kolay. Öyleyse evvela Şaban Hanım meselesi. Sonra Drakula'yla mücadeleye girişeceğiz. Bu gece hep beraber Şaban'ın mezarına gidip bakarız. Orada göreceklerimiz sizi inandırır zannederim Turan Bey. Affedersiniz, benim bu akşam tiyatrom başlıyor. Hazırlıyorum, gelemeyeceğim. Zaten sizin gelmeniz doğru olmaz Güzin Hanım. Şu halde kararımız bu gece saat 12'de Şaban'ın mezarına gitmek. Cesedi burada mı? Bilhakika ceset burada yok. Ama bu Şaban'ın hortladığına delalet etmez ki. Belki de teşrif talebeleri çalmıştır. Demek cesedi çaldılar öyle mi? Pekala. Yarın sabah tekrar buraya geliriz. O zaman sizi ikna edecek daha iyi delillerim olacak.
sizde mi sarımsak taşıyor? Ne olur ne olmaz. Yanında bulunsun. Drakula dolaştığı müddetçe ihtiyacımız olabilir. Allah razı olsun Osman Efendi. Üzüldüm Azmi Bey. Güzin Hanım'a sarımsaktan yapılmış gerdanlığı katiyen boynundan çıkarmamasını söylediniz ya. Evet, hatta ben bile taşıyorum. Güzin de öyle yapacak. Tabii dans ederken takamaz. Tabii takamaz. Fakat dansı bittikten sonra ihmal etmeyecek. İyi, pek güzel. Bu seferkine ne lüzum vardı? Şaban'ın mezarının boş olduğunu dün gece görmüştük. Tamamen kani olmamız için bir daha görelim. Alalım.
Şimdi inandınız mı Turan Bey? Ya bu cesedi dün gece buraya getirip koymuşlarsa? Bunu kim ve niçin yapacak? Sonra bir hafta evvel olan bir insanın cesedi bu kadar terk arza kalabilir mi? Bunu düşünmek bile korkunç bir şey. Benim bir aşkla sevdiğiniz nişanınızın artık bir hortlak olduğuna inanmanız acı fakat lazım Turan Bey. Onu hakikaten öldürerek uhrevi bir saadete eriştirmenin lüzumuna da inanmanız lazım. Belki, belki inanacağım. Korkuyorum. Buna inanmaktan korkuyorum. Onu uhrevi saadete nasıl eriştireceksiniz? Kafasını kesip onun vücudunu toprağa kazıklayarak. Bunu asla yapamam. Size hak veriyorum Turan Bey. Şimdi yapacağımız bir şey var. Gece buraya tekrar geleceğiz. O zaman kararınızı verirsiniz. Müsaade edecek misiniz? Ne lazımsa yapın. Korkunç ya. Evet. Çok korkunç. Hakkınız var. Söyleyin efendim. Ne lazımsa tereddütsüz yapacağım. Onu içeri götürelim. Turan Bey'in önünde yapmak istemedim. Drakula'nın satın aldığı konakların anahtarları bunlar. Yaptığı tahkikata nazaran 3 ay evvel Elhaç Abdüllatif Gani namına satın alınan bu konaktan hiç giren çıkan olmamış. Şimdi yapacağımız iş bu konakları gezmek olacaktır. Kendi topraklarından başka yerde yatamayacağına göre Drakula'yı mezarında yakalayabiliriz. Başka çare yok. Evet, gece yarısından evvel konakları gezip sandıkları sarımsaklarsak zannedersem daha iyi olur. Hemen kalkalım. Ben de tiyatroya, prova'ya gidiyorum. Peki gecikirim hayatım. Seni tiyatroda almaya gelmezsem kendin dönersin ama dikkatli ol, olmaz mı? Peki canım.
işte burada. Burada hocam, bu tarafta. Tanesine el sürmeyelim. Dracula muhakkak gelip yatacaktır. Ne o evlat? Bir şey mi var? Bana sandıklar 10 taneydi gibi geliyor. Ha? 10 tane olduğuna emin misin? Bilmem. Pek katli bir şey söyleyemeyeceğim. Belki de yanılıyorum. Peki öyleyse. Şimdi işimiz bu sandığın başında Dracula'nın gelmesini beklemek olacak. Olur. Allah rahat versin. Size de efendim. Allah rahatlık versin. Size de gidin hanım. Thank you.
şimdi derin bir uykuda. Hem korkmayın güzelim. Benden size bir fenalık gelmez. Sen nefis bir mahluksun. Seni yudum yudum içeceğim. Bu gece yalnız benim için dans edeceksin. Arabayı arkadaşlara Eyüp'ten alıp eve getir. Ben Drakula'yı takip edeceğim. Kendine dikkat et Azmi. Şşş.
hazır gelebildin Azmi. Seni öyle merak ettim ki. Onu bulabildiniz mi? Buldum doktor bey. Hiç akla gelmeyecek bir yerde. Nerede? Kasımpaşa mezarlığında. Ama nasıl olur? 10. sandığı eski bir mezara saklamış. Ne biliyoruz? Hadi gidelim. Acil yok, ben o işi yaptım. Yalnız az kaldı mezarcı beni mezar hızını yakalayacaktı. Neyse bu Drakula belasından kurtulduk. Gidip rahat bir uyku uyuyalım. Hepimizin buna ihtiyacı var. Hadi kalkalım. Allah rahmet eylesin. Allah rahatlık versin. Güle güle. İyi geceler. İyi geceler. Allah rahmet eylesin. Güle güle efendim. Hadi gidelim. Gel güzel. Aklım artık bu sarımsaklarda. Abi. Ama abi, ben onları yemekte kullanıyorum. Müzin, bundan sonra bu evde sarımsak istemiyorum, anladın mı? İmam bayıldıydı ama sarımsaksız pişireyim. Evet, onu da. Artık sarımsak kokusuna tahammülün kalmadı sevgilim.